buradaki yatan, kabirlerde yatanlar da Selçuklu komutanlarından, önce akın birliklerinden Açmut Sultan ismini verdiğimiz nesil hala türbeye şehit olduğu için kaleye kadar gelmiş bir mübarek zat. Kendisi bu alanda burada şehit olduğu için buraya defnedilmiş. Kale muhasarasında düştüğü için şehit buraya defnediliyor. Selçuk komutanı önce akıncılardan bir tanesi. Zamanın birisinde burada büyük bir yangın çıkıyor. Bu yangın esnasında valinin rüyasına girerek yanıyorum diyor. Vali de gerekli fetvayı alıp burayı söndürüyorlar. Az bir zarar görmüş ayaklarına, sadıkanın orada ayakları gözüküyor. Onu da oradan bir alıp almışlar. Şehidimizdir. Mübarek güzel. Burası Kastamonu'da bulunuyor. Yakından işte söyleyebilirim. Yan sandıkada ise buranın tamir bakım onarım yapılırken sandıklar yan yana çekilirken açılıyor. Ceset daha bugünkü haliyle olduğu gibi duruyormuş. Yalnız ayaklarından aşağısı yoktur. Buranın bakımcısını söylediğine göre. O da öyle yan sandıkada. Dışarıdan da çekimlerine devam edebilirsin. Önce cepheye çekebilirsin. Tamam mı? Çektin mi? Tamam, çek. Anladım. Burada soracağım bir şey var mı? Dayı bir de senden hiç çekişir. Şey. Tut bana doğru. Kamera ben öyle bir yandır orada. Selamlar arkadaşlar. Şu anda Aşıklı Sultan Türbesi'ne geldik. Diğer adıyla Ayağı Yanık Türbesi olarak geçiyor. Burayı da bir ziyaret edeceğiz. Türbelerimizden bir tanesi. Aşıklı Sultan Türbesi arkadaşlar. 13. yüzyıldan kalma. Aşıklı Sultan Türbesi'ni ziyaret edeceğiz. Kastamonu'da 17.000 evliyanın yaşadığı bir şehir arkadaşlar. Bu yüzden her tarafı türbelerle dolu. Aşıklı Sultan Türbesi'ndeyiz arkadaşlar. Şöyle bir bilgisini buradan okuyabilirsiniz. Buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çekeyim biraz. Aynen. Kaldır. Bismillah. Yani
Yayınımızı paylaşalım arkadaşlar. Daha çok kişiyi bilgilendirelim, tanıtalım. Tanıtıma yardımcı olalım. Muhittin Ok, selam vermiş. Gel ya, bak burada yükseliyor. Bunun herhalde ayakları yanmaya başlayınca o geceki belediye başkanının vaazın rüyasına giriyor. Aha. Anladın mı? Hı. Böyle işte. Ne zaman kimlerin tarafına yaptığı bir müvekkildir, bir Sultan Sultan Selçuk Türbesi'ne izledim. Aşık Sultan Türbesi'ndeyiz arkadaşlar. Aşık Sultan Türbesi'ne tam bir rivayetliler oldu. Benim güzel başım ki. Fuat Çobanoğlu Beyliğinden. Aile kapısı denilen bir mevkide çarpışmada şehit olduğu yeni defnedilmiştir. Geçtik üç sandıkların mağlubu, Mehmet isimli bir zat ve türü, diğer sandıkta kimliğin yaptığı mevkide. Hak ayağı yanıp türbe veya yanı ve evliya olarak da bilinen. Aslan Türbesi'nin Cumhuriyet ilk yıllarında yaşandığı rivayet edilen bir menkıbesi anlatılmaktadır. Kendi bilmez bunun türbeyi ateşe vermesi üzerine zamanın vaazı üst üste üç kez rüyasına girerek imdat isteyen aşık tutsun kıyametin içerisinde vali yangına zamanında müdahale etmiş ve yangını söndürmüştür diyor. Her kısmını alev alan tabut değiştirilmek istendiği aşıklıktan naaşının hiç duyulmamış olduğunu görülmüştür diyor. Öyle bir rahat var. Ben gördüm zaten. Canlı Aşıklı Sultan Türbesi'nden de yayınımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızı Hazreti Pir'den ve Kastamonu Kalesi'nden yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyoruz. Aşıklı Sultan. Aşıklı Sultan.